Hazreti Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğludur. Hazreti İbrahim aleyhisselama iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Lut aleyhisselam, ibadet ehli, cömert, sabırlı, müttaki, misafirperver bir peygamberdi. Kur'an-ı Kerim'de adı 27 defa geçer. Kur'an-ı Kerim'de ona hüküm ve ilim verildiği, salihlerden olduğu ve ilahi rahmete kabul edildiği bildirilmektedir. Sodom ve Gomorre şehrinde yaşayan Lut kavmine peygamber olarak gönderildi. Sodomlular azgın ve ahlaksız bir kavimdir. Putlara tapıp livata gibi cinsi sapıklıklarda bulunuyorlardı. Homoseksüellik ve eşcinsellik gibi geçmiş milletlerde görülmeyen her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. Sodom, Filistin, Ürdün civarında dünyanın en alçak yeri olan Lut Gölü'nün bulunduğu yerdedir. Bu kavim tahminen M.Ö. 1800 yıllarında yaşadı. Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Lut peygamber, İbrahim peygamberle aynı dönemde yaşamıştır. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. Bu kavim, Kur'an'da belirtildiğine göre o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapkınlığı, eşcinselliği uyguluyordu. Hazreti Lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ve onlara Allah'ın ilahi tebliğini getirdiğinde onu yalanladılar, peygamberliğini inkar ettiler ve sapıklıklarına devam ettiler. Bunun sonucunda da kavim korkunç bir felaketle helak edildi. Hazreti Lut'un yaşadığı bu şehrin eski ahitte geçen ismi Sodom'dur. Kızıldeniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bu kavmin aynı Kur'an'da yazılanlara uygun bir şekilde helak edildiği anlaşılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalardan anlaşıldığına göre şehir, Filistin-Ürdün sınırı boyunca uzanan Tuz Gölü'nün yakınlarında bulunmaktadır. Bu helak olayının kalıntılarını incelemeden önce Lut kavminin neden bu cezaya çarptırıldığına bakalım. Kur'an'da Hazreti Lut'un kavmine yaptığı uyarı ve onların cevabı şöyle anlatılır. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Kendilerini doğru yola davetine karşılık kavminin Hazreti Lut'a karşı cevabı onu tehdit etmek olmuştu. Lut kavmi kendilerine doğru yolu göstermesinden dolayı Hazreti Lut'a karşı öfke duyuyor, onu ve onunla birlikte iman edenleri sürgün etmek istiyorlardı. Başka ayetlerde olay şöyle anlatılır. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Hazreti Lut, kavmini apaçık bir doğruya çağırıyor ve anlaşılır bir şekilde uyarıyordu. Ancak kavmi
hiçbir uyarıyı dinlemiyor ve Hazreti Lut'u inkar etmeye ve onu haber vermekte olduğu azabı yalanlamaya devam ediyordu. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, ''Siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten, hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız?'' Kavminin tek cevabı şu oldu, ''Hadi doğru söyleyenlerden sen, başımıza Allah'ın azabını getir de görelim.'' Kavminden bu cevabı alan Hazreti Lut, Allah'tan yardım istedi. Lut, ''Şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim.'' diye dua etti. ''Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar.'' diye dua etti. Hazreti Lut'un isteği üzerine Allah, İnsan görünümünde iki melek gönderdi. Bu melekler, Hazreti Lut'a gelmeden önce Hazreti İbrahim'e gitmişlerdi. Hazreti İbrahim'e yaşlı karısının bir çocuk doğuracağı müjdesini veren elçiler, asıl gönderiliş sebeplerini de açıkladılar. Azgın Lut kavmi helak edilecekti. İbrahim, "Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. ''Biz, dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere.'' ''Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik.'' Elçilikle görevlendirilmiş melekler Hazreti İbrahim'in yanından çıktıktan sonra Hazreti Lut'a geldiler. Elçileri tanımayan Hazreti Lut önce endişeye kapıldı, ancak onları Allah'ın gönderdiğini anladı. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde Lut onlardan dolayı huzursuz oldu. Onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün, dedi. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, ''Bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz,'' dedi. ''Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğruyu söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin.'' Lut'a da şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Bu sırada kavim Hazreti Lut'un konuklarının geldiğini haber almıştı. Bu konuklara da sapıkça bir eğilimle yaklaşmaktan çekinmediler. Evin etrafını çevirdiler. Konuklarına mahcup olmaktan endişelenen Hazreti Lut kavmine şöyle seslendi. Lut, ''Bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın.'' dedi. ''Allah'tan korkun. Beni rezil etmeyin.'' ''Seni el alemi korumaktan men etmedik mi?'' dediler. Lut, ''Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim.'' dedi. Misafirleri ise Hazreti Lut'a Allah'ın elçileri olduklarını hatırlatarak şöyle dediler. Elçiler, ''Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?'' dediler. Şehir halkının azgınlığının son noktaya varmasıyla beraber Allah, meleklerin yardımıyla Hazreti Lut'u kurtardı. Sabah vakti de kavmin üzerine Hazreti Lut'un uyardığı azap gönderildi.
Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Ayetlerde kavmin helakı şöyle tarif ediliyor. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Kavim helak olurken içlerinden Hazreti Lut ve sayıları ancak bir ev halkı kadar olan iman edenler kurtarıldı. Hazreti Lut'un karısı iman etmemişti ve o da helak edildi. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkârcılardandı ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu. Böylece Hazreti Lut, karısı dışındaki ailesiyle ve kendisine inananlarla beraber kurtarıldı. Sapık kavmi ise yerle bir oldu. Hud suresinin 82. ayetindeki "Böylece emrimiz geldiği zaman üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık" ifadesiyle Lut kavminin başına gelen felaketin şeklini Yüce Allah bize açıkça bildirir. Ayetin başında geçen "üstünü altına çevirmek" fiilinin şiddetli bir depremle bölgenin yerle bir olduğunu anlatıyor olması mümkündür. Nitekim helak olayının yaşanmış olduğu bölge olan Lut Gölü, böyle bir depremin oluştuğuna dair apaçık deliller taşımaktadır. Arkeologlar konu hakkında şöyle diyor. Bu bölgede bir gün kendini göstermiş olan çok büyük bir çökmede patlamalar, yıldırımlar, yangınlar ve doğal gazla birlikte korkunç bir deprem olmuş ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut kavminin şehirleri yerin derinliklerine gömülmüşlerdi. Ayetin devamında üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık cümlesiyle ifade edilen olayınsa Lut Gölü kıyısında meydana gelen volkanik bir patlama ve bunun sonucunda püsküren, pişirilmiş kıvamdaki kaya ve taşlar olması mümkündür. Şuara suresinin 173. ayetinde aynı olay ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp korkutulanların yağmuru ne kadar da kötü şeklinde bildirilmiştir. Lut Gölü'nün taşıdığı apaçık ayetler gerçekten de son derece dikkat çekicidir. Kur'an'da anlatılan kıssalar ve bildirilen olaylar genelde Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Mısır etrafında yoğunlaşır. İşte bu toprakların hemen ortasında Lut Gölü vardır. Kur'an'da anlatılan Lut kavmi ile ilgili olay tahminlere göre yaklaşık M.Ö. 1800 yıllarında olmuştur. Araştırmacıların arkeolojik ve jeolojik incelemelere dayanarak yaptıkları açıklamalarda Lut kavminin yaşadığı Sodom ve Gomorre şehirlerinin yerlerinin Siddim Vadisi denilen ve Lut Gölü'nün en alt ucunda bulunan bölgede olduğunu ve zamanında buralarda büyük ve geniş yerleşim alanlarının bulunduğunu belirtiyor. Lut Gölü'nün en dikkat çekici yapısal özelliği ise Kur'an'da anlatılan helak olayının nasıl yaşandığını gösteren bir kanıt olmasıdır. Lut Gölü'nün doğusunda bir yarımada oluşturan ve dile benzeyen bir kısım gölün içine uzanır. Bu kısmı Araplar El-Lisan yani dil adını vermişlerdir. Burada suyun tabanında adeta gölü ikiye ayıran fakat görülmeyen keskin bir dirsek uzanmaktadır. Bu yarımadanın sağında taban 400 metre derin olduğu halde
sol tarafı şaşılacak kadar sığdır. Son yıllarda yapılan ölçümlerden burasının derinliğinin ancak 15-20 metre kadar olduğu anlaşılmıştır. Daha sonradan oluştuğu tespit edilen bu sığ bölge, belirttiğimiz deprem ve bu deprem sonucu oluşan kütlevi bir çöküntünün eseridir. Eskiden Sodom ve Gomorra'nın bulunduğu, yani Lut kavminin yaşadığı yer işte burasıdır. Lut kavminin izleri gözle de görülebilir. Kayıkla Lut gölünün bu alt ucunda gezildiğinde, güneş ışınları da suya uygun bir açıyla yansıyorsa, insan şaşılacak bir görünümle karşılaşır. Kıyıdan biraz ötede suyun içinde ağaçların belirdiği görülür. Bunlar da gölün son derece yoğun olan tuzlarının konserve ettiği ağaçlardır. Derinlerde yeşil renkte görünen ağaç gövdeleriyle ağaç artıkları çok eskidir. Bir zamanlar bu ağaçların yapraklarının yeşillendiği ve çiçek açtığı yer, yani Siddim Vadisi, bölgenin en güzel yerlerinden biriydi. Rum suresinin 3. ayeti kerimesinde bu bölgeye işaret edilerek Ednel Ard, yeryüzünün en alçak yeri ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeye Arapların yaşadığı bölgeye yakınlığından hareketle en yakın yer olarak mana verilmişse de, kelimelerin asıl manası yeryüzünün en alçak yeri şeklindedir. Nitekim modern çağın gelişmiş teknik imkanlarıyla dünyanın en alçak yeri araştırıldığında onun ayeti kerimede işaret edilen Lut Gölü Havzası olduğu ortaya çıkmıştır. Böyle bir jeolojik gerçeğin Kur'an'ın nazil olduğu dönemin insanları tarafından bilinmesi mümkün olmadığı için bu hakikat Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun yakın zamanda ortaya çıkmış ilmi delillerinden biridir. Lut Gölü'nün diğer bir özelliği de tuz oranının %30 olmasıdır. Bu sebeple gölde balık ve bitki yaşamaz. Bu yüzden göle Bahrul Meyyit, Ölü Deniz de denir. Bu lanetli mekanda hayvanların bile yaşamaması ayrı bir ibrettir. Zift renginde olan göl iğrenç kokular neşreder. Sanki bu göl civarında işlenen günahları bu manzaralarıyla insanlığa arz etmektedir. Selametle.